Dünya Şehircilik Günü'nde Avena Otel'de toplantı düzenlendi. Toplantıda Demirci, 25 yılını dolduran şehir plancısı olarak plaket alırken, belediyelerden daha çok planlamacı arkadaşların istihdam edilmesi gerektiği yönünde talepte bulundu. Dünya Şehircilik Günü nedeniyle Avena Otel'de düzenlenen toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek, Londra'da olması sebebiyle yerini vekil olarak Erkan Demirci'ye bıraktı. Demirci toplantı sonunda 25 yılını dolduran şehir plancısı olarak plaket aldı. 25 yılını dolduran şehir plancılarına plaket takdimi Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından yapıldı. Demirci, "Tüm belediyelerimizden biraz daha meslek mensuplarımızın sayısının artırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Toplantıda konuşan Demirci, "Belediyelerimizin istihdam ettiği meslektaşlarımız var, hava kurumlarında çalışan meslektaşlarımız var ama 2000 adet mezunlar, bu işler olmaz. Öğrencilerimiz başka sektörlere kaymak zorunda kalıyor. Onun için mezun sayısının biraz daha azaltılıp daha nitelikli mensupların yetişmesine yönelik hükümetten beklentilerimiz var" dedi. Bir meslek ve sadece bir imar planı çiziminden ibaret değil, şehri yönlendiren bir meslek, mekansal gelişimine katkı sunan bir meslek. Sosyolojik yapısına, demografik yapısına, ekonomik yapısına, hepsine tesir eden, verdiği kararlarla bir meslek. Ama çok da fazla sorunu var. Özellikle plansız bir bölüm açma ve mezun verme durumu söz konusu. Türkiye'de 2000'den fazla öğrenci mezun oluyor şu anda planlama bölümlerinden. Maalesef iş anlamında sıkıntı çekiyoruz. Belediyelerimizin istihdam ettiği meslektaşlarımız var. Kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımız var, özel sektörde çalışan var ama 2000 tane mezunla bu iş olmaz. Bir sürü meslektaşımız başka işlere yönelmek zorunda kalıyor. Onun için biraz daha mezun sayısının azaltılıp, bölüm sayısının azaltılıp daha nitelikli meslek mensuplarının yetiştirilmesine yönelik hükümetten bizim beklentilerimiz var. Bir çalışma yapılması lazım. Belediyelerimizden biraz daha fazla plancı istihdam etmesi yönünde taleplerimiz var, isteklerimiz var. Alanya Belediyesi'nde 5 ya da 6 tane planlama biriminde plancı var. Bunun 15 tane olması, 20 tane olması aslında işte Alanya gibi 350 bin nüfuslu, hatta yaz döneminde 700-800 bin nüfuslu bir yerde çok da şey değildir. Belediyeye zul olmaz, faydalı olurlar. Belediyeye katkı sağlarlar. Yeter ki arkadaşlarımızın önü açılsın. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise her şeyin üstünde memleket sevgisi olduğu zaman başaramayacağımız bir değer yok. Buradaki arkadaşlarımızın tüm özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum şeklinde konuştu. Şehrin geçmişini iyi biliriz, bugünü çok iyi biliriz ama şehri planlarken mutlaka şehir plancılarıyla planlamakta fayda var olduğunu düşünenlerdiriz. Çünkü onlar şehri bizim 50 yıl, 100 yıl sonrasına göre, nüfus prodüksiyonuna göre ve bu şehrin nitelik kazanması için mücadele ederler. Çünkü onların bilgi birikimi ve bizlere gözün gösterdiği doğrultuda bu şehri planlamakta fayda olduğunu düşünenlerdenim ve her zaman da bunu kendime bir şiar edinmişim. Ben öncelikle bu vesileyle de şehircilik gününü kutladığım gibi de bu arkadaşlarımızın da bizlere her zaman içinde manevi bir katkısı olduğunu, olacağını, şehre bir katkısından görüşlerine ve öneri ve tenkitlerine ve görüşlerine her zaman için saygı duyacağımızı bilinmesi gerekir. Başkan Erkan Bey. Erkan Bey. Kolay gelsin başkanım.